Selamlar değerli takipçilerim. Bugün sizlere evde beyaz peynir nasıl yapılır bunun videosunu hazırladım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemek isteyenler varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Yapımı oldukça pratik. Birkaç püf noktası var. Onlara uyduktan sonra sizler de evde çok güzel bir beyaz peynir hazırlayabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle ben 5 kilo süt kullandım. Kullanmış olduğunuz süt pastörize olmaz. Mutlaka açık köy sütü kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde çok güzel bir sonuç alacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Öncelikle süzülmüş sütümü tencereme alıyorum. Ben önceden süzdürdüğüm için süzdürmedim. Ocağımın altını açtım ve sütümü ılımaya bırakıyorum. Süt kesinlikle kaynamayacak arkadaşlar. Bunu özellikle belirtiyorum. Şöyle serçe parmağınızı içine sokun. Hafif ılıdıysa artık peynir mayalamak için tamamdır. Şimdi ocağın altını kapattım ve artık mayasını koyacağım ve peynirimi mayalanmaya bırakacağım. Böyle bir peynir mayası kullandım merak edenler için. Bundan bir tatlı kaşığı dolusu maya koyacağım 5 kilo sütün içerisine. Dediğim gibi süt kesinlikle kaynamıyor arkadaşlar. Sütü sadece pastörize ediyoruz. Daha sonrasında bir salamura işlemi yapacağız. O yüzden kesinlikle içinizde tereddüt kalmasın. Bu şekilde yapılması gerekiyor. Evet, şimdi bir tatlı kaşığı peynir mayasını sütümün içerisine koydum. Şu an ocağın altı kapalı vaziyette. Güzelce karıştırdıktan sonra kapağını kapatacağım ve bu şekilde tam bir saat boyunca hiç dokunmadan bekleteceğim ve peynirin mayalanmasını bekleyeceğim. İsterseniz ortam soğuksa üzerine şöyle bir bezle kapatabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde ılık olması gerekiyor. Şöyle belirtmek istiyorum. Yoğurt mayalama ısısının biraz daha ılığı olması gerekiyor. Kesinlikle kaynar olmaması gerekiyor arkadaşlar. Evet, şimdi kapağını kapatıyorum ve bir saat sonra sizlere böyle ne kadar güzel tuttuğunu ve kıvamını keserek göstermek istiyorum. Evet, tam bir saat bu şekilde beklettim. Şimdi şöyle elimle hafif hafif dokunarak sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hafif hafif suyu da yüzüne çıkmış. Bu şekilde çok yumuşak, hafif böyle tam bir peynir kıvamını almış. Şimdi bir bıçakla keserek sizlere kalıp gibi olduğunu da göstermek istiyorum. Bu şekilde böyle kesmeden de direkt süzebilirsiniz ama sizlere dediğim gibi o dokusunu göstermek için kesmek istedim. Evet, gerçekten bu görüntü inanılmaz güzel. Şimdi birazdan bunu süzdüreceğiz ve suyundan ayırıp bir taşlama işlemi yapacağız. Ve gerçekten ortaya çok güzel bir peynir çıkacak. Evet, gördüğünüz gibi kalıp kalıp istediğimiz kıvam, görüntü bu arkadaşlar. Evet, eğer böyle bir kıvam, görüntü elde edemediyseniz mutlaka eksik bir şey yapmışsınızdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kestiğiniz zaman böyle kalıp kalıp güzel bir şekilde kaşığa gelmesi gerekiyor. Evet, şimdi artık süzme işlemine geçebiliriz. Uygun bir süzgeci geniş bir leğen içerisinde alın ve üzerine suyunu rahat bir şekilde geçirebilecek bir tül benti içerisinde yerleştirip hazırlamış olduğumuz peynirlerimizi artık yavaş yavaş içine koyarak suyundan ayrılmasını sağlayabiliriz. Eğer süzgeciniz genişse hepsini birden de tencerenin tabii ki boşaltabilirsiniz. Bu altından çıkan peynir suyunda kesinlikle dökmüyoruz. Çünkü peynirimizin bir salamura işlemi olacak. Sütümüz kaynamadan pastörize bir şekilde peynir yaptığımız için mutlaka bir salamura süreci geçirmesi gerekiyor. Yaklaşık 40-45 gün boyunca bu peynir suyunun içerisinde kalıp hem tuzunu hem de böyle tam kıvamında olması için mutlaka bu salamura işlemini yapmamız gerekiyor. O yüzden bu altında kalan peynir suyunu kesinlikle dökmüyoruz. Onu da birazdan sizlere nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet, tamamen peynirimin hepsini boşalttım. Gördüğünüz gibi suyu da altında. Şimdi bunu farklı bir süzgeçe alacağım. Daha rahat bir şekilde suyunu süzmesi için.
Evet, farklı bir süzgece aldım. Suyunun çoğunu bıraktı ama içinde hala peynir suyu var. Ondan tamamen arındırmamız gerekiyor. Bunun için hem de güzel bir şekilde şekil alması için öncelikle bu tülbenti şöyle tam dibinden olacak şekilde bağlayalım. Dediğim gibi hem böyle yuvarlak şekil olması için hem de üzerine bir baskı işlemi yapacağız. O yüzden tam böyle dibinden olacak şekilde tülbentimizi bağlayalım. Benim bu devamlı kullanmış olduğum böyle peynirlerde ve çökeleklerde kullanmış olduğum beyaz torbam arkadaşlar. Devamlı ben bunu peynir ve çökelek yapımında kullanıyorum. İlerleyen günlerde çökelek yapımını ve mayasız peynir yapımında göstereceğim. Mutlaka onları da denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, bu şekilde peynir suyumu da ayrı bir kaba koydum. Dediğim gibi onu salamura işlemi için kullanacağım. Şimdi üzerine ben büyük bir taşım var. Onu kullanacağım. Temiz bir taş arkadaşlar. Çamaşır suyuyla bile yıkamış olduğum, devamlı kullandığım bir taş. Şimdi üzerine bunu koyuyorum ve bu şekilde bir 4-5 saat boyunca tamamen suyunu bırakmasını sağlayacak. Böyle bir taş bulamıyorsanız böyle büyük bir tencereyi suyla doldurun ve unu üzerine kaymayacak şekilde yerleştirin. Ben bir tabak koydum. Bu şekilde daha sabit bir şekilde durabiliyor. Evet, yaklaşık 5 saat kadar ben bu şekilde beklettim. Şimdi 5 saatin sonunda artık peynirime bakacağım. Tamamen suyunu çekmiş vaziyette. Tam istediğim şekli de almış. Çok güzel bir şekilde hemen açıp sizlere göstermek istiyorum. Ben 10 kilo sütten hazırladım peyniri. 5'er kilo ayrı ayrı olacak şekilde yaptım. Onu da birazdan sizlere göstereceğim zaten. Evet, hemen şimdi bezinden ayırıyorum. Gayet güzel bir şekilde kalıp gibi olmuş. İçinde kesinlikle peynir suyu yok. Şimdi hemen dilimleyerek sizlere son halinde göstermek istiyorum. Gerçekten evde yapılan peynirin tadına doyum olmuyor. Eğer yapma imkanınız varsa mutlaka deneyin bu tarifi. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel kalıp gibi olmuş. Bu peyniri hemen yapıp yemenizi tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi kaynamış sütten yapmıyoruz. Pastörize bir sütten yapıyoruz bu peyniri. O yüzden mutlaka bir salamura işlemi yapmamız gerekiyor. Ben böyle birer kiloluk cam kavanoza koyup daha sonra salamura yapacağım. Ama isterseniz daha küçük kavanozlara da tabii ki koyabilirsiniz. Evet, bu şekilde peynirle kavanozlarımı öncelikle dolduruyorum. Sonrasında peynir suyumuz vardı. Ona tuz atıp üzerine boşaltacağız ve bu şekilde yaklaşık 45 gün, maksimum 50 gün sonra artık peynirinizi açıp afiyetle tüketebilirsiniz. Evet, daha önce söylediğim gibi ben 10 kiloluk sütten hazırlamış oldum bu peyniri. O yüzden 2 kavanoz, hatta biraz da arttı. Onu da küçük bir kavanoza koydum. Yaklaşık 1 litre kadar peynir suyum vardı. Onun üzerine 3 yemek kaşığı iri tuz koyuyorum. Bu turşuluk, salamuralık tuzlar var ya, ondan kullanıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bu biraz tuzunun belirgin olması gerekiyor ki hem o peynir tuzunu alsın ve hem de beklerken güzel bir şekilde muhafaza etsin bu tuz. Yemeklik tuz değil, mutlaka böyle salamuralık tuz kullanın. Daha uzun ömürlü olacaktır. Peynirleriniz erimeyecektir. Güzelce tuzumuz eriyene kadar karıştırdıktan sonra bu peynirlerimizin üzerini, tamamen üzerini kapatacak şekilde dolduralım. Kapağında yeni bir kapakla sıkıca kapatın ve buzdolabında muhafaza ediyoruz. Kesinlikle dışarıda değil, dışarıda bozulur, küflenir arkadaşlar. Mutlaka serin bir ortamda yaklaşık 45 gün sonra açıp bu peynirlerinizi afiyetle tüketebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi tam kıvamında çok güzel bir peynir yaptık. Umarım sizler de dener ve bu güzel tarifi memnun kalırsınız. Deneyenlerden de mutlaka yorum bekliyorum. Daha önce de söylediğim gibi mayasız peynir de hazırlayacağım. İlerleyen günlerde çökelek yapımını da göstermek istiyorum. Onları da mutlaka deneyin. Gerçekten ben devamlı yapıyorum. Hepsi de çok güzel oluyor. Evet, bugünlük de bugün videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer, videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videom da sizin sayenizde daha fazla kişiye ulaşmış olur.
Kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tarifleri kaçırmamış olursunuz. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.